Ispanakla aynı yani. Değişen bir şey yok ki. Aynı mantık. Tamamen aynı. Gözleme gibi. Bizim yaptığımız gözleme tabii. Patatesli, kıymalı, peynirli. Artı karışık yapmıştım ben. Saç daha güzel. Doğru. Saç. Kızartmak için saç daha iyi. Düz olması lazım. Biraz dalga olduğu için sorun oluyor. Ya da içe yönelik şey olması lazım. Düz saç olsun. Dışı bombeli değil de içe bombeller daha iyi oluyor. Onda kaymıyor. Ya yani işimizi görüyor sonuçta. Biraz daha pişebilir. Havasını alıyorsun öyle. Duman çıkıyor değil mi? Yanma kokusu. Tariflerde de tamamen böyle mi? Aynen. Aynı böyle mi? Hamuru böyle, kapatması böyle. İçine iç malzemesi aynı, maya onlar ayrıntılar. Basit bir şey de bilmediğim için. Aynı bizim yaptığımız gibi işte. Geçen sefer yapmadık mı? Gözlemeyi biliyorum ama bunu ben hiç yapmadım. Aynısı. Biz kıyma koyduk. İç harcı demiş işte farklı. Maydanoz koyacağım diyordun, koydun mu? Maydanoz koyacağım diyordun, koydun mu? Ya sembolik olsun. Sıkıntı yok. Bu davulumbaz da ses yapıyor ya. Şimdi biraz video çekip daha sonrasında ben de pişirmeye yardımcı olacağım. Ama şimdi bir video çekmek istiyorum. Sonrasında ben pişireceğim artık. Bu aşağı yukarı lahmacun hamuru gibi oldu zaten. Lahmacun hamuru biraz daha böyle domatesi falan baskın. Biberi. Videoda bazen sağ ve sol tarafta kararmalar oluyor. Telefonun etrafındaki kılıftan kaynaklı ya da parmaklarım gelebiliyor. O siyahlıklar videonun kalitesinden değil, kılıftan veya parmaklarımdan oluyor.
Şimdi nasıl tutmam gerektiğini öğrendim. Bu telefon benim telefonum değil. Sonradan aktarma yapacağım kendi telefonuma. Yanmadı değil mi? Açtım. Şu videoyu bitirdikten sonra ben pişireceğim. Tamam, onu pişir. Ben seyrediyorum. Etletmeyi Prensin yiyecek bu akşam. Prensin yiyor zaten başka birisine. Prensin gelecek. Neyse, videodan sonra bir şeyler söyleyeceğim de. Şimdi videoda söylemek istemiyorum. Söyle söyle, içine şişkinlik yapmasın. Bu niye böyle yapıyor? Neyse ya, bir dakika. Prensin annesinin yemeklerini özlüyor. Annesin, o zaman gelsin buraya taşınsın. Her gün buradalar. Daha dün burada yemek yediler. Olsun, annesiyim ben onu sonuçta. Gelmeyen evlatlarım da var biliyorsun. Değil mi? Öyle. Ya inşallah bu şeyler geliyor. Facebook'tan, oradan buradan şu şunu paylaştı, bu bunu şey yaptı diye. İnşallah videonun içine girmiyordur. Ben ekranda görebiliyorum. İnşallah videoya yansımıyordur onlar. Böyle paylaşımlar geliyor. Şu şunu paylaştı, bu bunu paylaştı diye. Yazı halinde. Onlar umarım videoya yansımıyordur. Bir de senin telefonunla bunun kılıfını sökmek gerekiyor. Hep bir kararmalar oluyor. Bende de oluyor ama seninkinin iki tarafından oluyor. Anlamadım. Açtık değil mi? Altı açık. Evet. Yani burada taş fırın şansımız yok. Sonuçta burası bir ev ortamı. Evde de elektrikli saç kullanıyoruz. Ayarsız bu. Tek ayar. Ama olsun, güzel pişiriyor. Yakmıyor sonuçta. Çevirebilirsiniz sık sık. Sık sık çevirdiğiniz sürece yanmıyor. Yani sık sık dediğim şu aşamada değil tabii. Birkaç dakika zaten yakmak söz konusu değil. Birkaç dakika, 3 dakika, 5 dakika. Yani bir kızgın olduğunda bir sanıyorum 3-5 dakikada bir tane pişiriyor. 2 tane birden, 3 tane birden ama bu ısı şu anda deneme yaptık bir tane. Ondan dolayı fırını soğuk tuttuk. Bir taneyi denedik, baktık. Güzel oluyor. Daha önceden gözleme vesaire yaptık ama bunun da 3-5 3 aşağı 5 yukarı aynı gözleme gibi oldu. Yani birbirinden aslında farklı değil. Lahmacun daha düz açıyorsun. Baharatları biraz farklı. Bu daha çok gözleme pide hamur gibi, pide içi gibi bir şey. Ama bu malzeme çok gelecek bence. O iç bayağı fazla gelecek gibi. Hamur yapman lazım bence. Zaten yetmez. Biraz fazla yapalım, onlar bilgilere de veririz en azından. Ama hamur çok... Hamur az, kıyma çok. Evet, böyle gözüktüğü gibi. Gözüktüğü gibi yavaş yavaş pişiyor. Birden yakmıyor ama şu anda fırın daha tam kıvamında değil, soğuk gibi olduğu için böyle. Yoksa daha hızlı pişiyor yani 2-3 dakikada. Rahatlıkla bir tanesi, iki tane, üç tane koyarsanız üstüne çevirerek
pişirebiliyorsunuz. Gayet de güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Görüşmek üzere.